arasında. Ömer Aşık ve Borussis hava atışına çıktı. Ve ilk hücum Yunanistan'dan gelecek. Evet, Spanoulis'i Ömer karşıladı. Spanoulis, Diamantidis, Borussis'ten bir perdeleme, Diamantidis, Borussis, Borussis'in atışı başarılı ve ilk pozisyonda çembere kadar geldiler. Evet, şu anda bundan önceki maçlarda Ömer Onan ve Kerem Tuncer'in topa baskısı yetiyordu ama şimdi 3 kişi oynadıklarına göre Hidayet'in en az onlar kadar müdafaada agresif olması gerekecek. Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasov'a hemen cevap veriyor. Ersan'ın basketi eşitliği sağlıyor. Spanoulis. Ömer Onan'ın baskısı var. Diamantidis. Borussis. 3 sayılık atış Borussis. Atışı başarılı değil. Hidayet Türkoğlu savunma ribaundunu aldı. Kerem Tunçeli. İkilik oynadık. Ömer Aşık ve Ömer'in basketi. Ömer Aşık'ın basketi. Biz de iki ucunda çembere kadar gittik. Evet, iyi başladık. Onlar şu anda strateji gereği Diamantidis, Borussis ikilisinden ikili oynayarak pozisyon bulmayı düşündüler. Spanoulis. Borussis perdelemeye geldi. Spanoulis pota altına kadar girdi. Diamantidis'e çıkardı. Sarsaris, Diamantidis. 3 sayılık atışı Diamantidis. Şimdi Spanoulis devreye gireceğine göre bir şekilde ikinci bir skoreri bulmamaları lazım. Yani Diamantidis'in savunması çok önemli. Ömer Aşık. Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasova. Kerem Tunçeli, 3 sayılık atış. Kerem Tunçeli 7-5 yaptı skoru. İki savunma da şu anda rakibi durdurmakta zorlanıyor. Evet, iki takım da çok pota altına yoğunlaştığı için dışarıdaki pozisyonlar biraz daha yumuşak oluyor. Zisis, Borussis, Spanoulis. Ömer Aşık yardıma gelmişti. Borussis. Borussis'in atışı başarılı. Ersan'a karşı çok iyi pozisyon aldı ve eşitliği sağlıyor. Yani 3 tane ikili oyun oynadılar. 3'ünde de pozisyon buldular. Ömer Onan. Ömer Aşık. Tekrar Ömer Onan. Ömer Aşık pota altında. Fake'ine cevap aldı. Faul bekliyor. Spanoulis. Borussis'in perdelemesi. Diamantidis. Diamantidis içeriği zorladı. Borussis'e çıkardı. Bomboş kaldı. Borussis atışı başarılı değil. Yalnız bunlar tehlikeli. Hiç set oyunu oynamadan direkt ikili oyun oynuyor Yunan evet. Takımı. Ziz ise bir düdük. Az önceki pozisyon bakalım ekrana gelecek mi? Yani orada top bile gözükmüyor. Yönetmeni tebrik ediyorum. Kerem Tunçeli içeriği zorladı. Ersan İlyasova. Ersan'ın atışı başarılı. Ersan İlyasova ona 7 yaptı skoru. Şu anda Kerem Tunçeli'nin hücumdaki tercihleri bizim skor bulmamızı rahatlatıyor. Sapsaris, Borussis, Spanoulis. Ömer yardıma geldi. Sarsaris, Diamantidis, Hidayet var karşısında. Diamantidis el üzerinden bir sayılık atış. Çok iyi savunma. Hiçbir şeye değmedi. Bravo Hidayet. Bize hücum edeceklerse böyle yüz yüze hücum etmeleri lazım. Eksiltmememiz lazım savunmada. Kerem Tunçeli, Ömer Aşık, Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeli, Sarsaris var karşısında. 8 saniye kaldı. 24 saniyenin dolmasına. Kerem içeriği zorladı. Atışı başarılı değil. Zisis savunma ribaundunu aldı. Hızlı geliyorlar. İyi karşıladık. Zisis. Spanoulis. Sarsaris. Hidayet var arkasında. Sarsaris. Sarsaris. Ömer yardıma geldi ama atışı başarılı. Çok zor bir atışı. Sayıya çevirdi. Farkı bir sayıya indiriyor Sarsaris.
Ve iki takım da daha çok hücumda iyi organize olarak başladı ama biraz sonra müdafaalar sertleştiğinde işte bu baskı altında oyuna devam ettirmek önemli. Ömer Onan perdelemeden çıktı. Ömer Onan, Ömer aşağı indirdi. Ömer Aşık basket faul. Basket faul, bir de serbest atış kullanacak Ömer Aşık. Ömer Onan asisti yapan oyuncu, işte pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Şu anda maçın ana başlıklarından bir tanesi bu ikili oyunlarda kısalara iki tarafta hem milli takımımız hem Yunanlılar çok önlem alıyor. Orada işte uzunların hangi yüzdeyle atışları bitireceği skora net olarak yansıyacak. Borussis'in ilk faulü Ömer Aşık. Evet, serbest atışı da sayıya çevirdi. 13-9, farkı 4 sayıya çıkarıyoruz. Spanoulis, Sarsaris, Borussis, Diamantidis. Perdelemeyi kullandı. Diamantidis Borussis'i buldu. Borussis atışı kaçırdı. Ersan İlyasova savunma ribaundunu aldı. Hidayet'ten müthiş bir yardım savunması. Ömer Onan ikili oynamak istiyordu. Hidayet'i tercih etti. Şimdi Ersan İlyasova ekstra pas. Kerem Türkçeli atmadı. İçeriyi zorluyor. Dışarı çıkardı. Hidayet Türkoğlu 3 sayılık atışı başarılı değil. Bu da girseydi. Tam istediğimiz bir pozisyon. Diamantidis. Şu anda Ömer çok akıllı savunma yapıyor. Top aldırmamaya yönelik. Bu da demek oluyor ki Spanoulis top almazsa 4'e 4 oynayacağız. Spanoulis içeriye zorladı. Dışarı çıkardı. Sarsaris ekstra pas. Lissis 3 sayılık atış. Farkı 1 sayıya indirdi. Şimdi bu penetrelerde konuşmuyoruz. Aynı anda topun hizasında 4 kişi iniyor. Her ekstra pastaysa otomatikman bütün oyuncularımız savunmadan düşüyor. Burada doğru pozisyonda yardıma gitmek gerekiyor. Ömer Aşık, Hidayet Türkoğlu, Diamantidis var karşısında. Ersan İlyasova, evet içeriği zorladı. İşte bu pozisyonlardan söz ediyorduk. Ersan iki serbest atış kullanacak. Botsis, onun da cezası bitti. Şimdi tabii gözüken o ki onlar ikili oyunları oynamakta ısrar edecekler. Borussis'in buradaki pozisyonu önemli. Biz de Borussis ve Shorzanakis'in üstünden oyuna girdiğinde ikili oyunlardan etkili olabileceğiz. Çünkü Ömer Aşık ve Semih Erden oyuna girdiğinde ayaklarının çabuk olması bize kolay sayıları da beraberinde getirecek. Ersan'ın ikinci serbest atışı 2'de 2 atıyor. 15-12 yaptı skoru Ersan İlyasova. Spanoulis. Zisis. Diamantidis. Ömer var karşısında. Borussis. Evet yine yürüdü. Spanoulis. Spanoulis. Dengeyi kaybetti. Hidayet'te kaldı. Hızlı geliyoruz. Hidayet Türkoğlu. Solunda Ömer var. Hidayet kendine pozisyon yaratıyordu. Dışarı çıkardı. Ömer Onan. Kerem bomboş köşede. Ömer Onan. Ömer Aşık'la oynamak istiyor. Şimdi Ömer Aşık. Ama Borussis sırtından da. Arka taraf. Zisis yine boş kaldı. 3 sayılık atışı başarılı değil Ersan. Savunma ribaundunu alıyor. Çok boşluk veriyoruz. Onlar da buralarda hep üçlük atışlara gidiyorlar. Maç başına senin söylediğin gibi 30'un üstünde üçlük kullanan bir takım. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Ersan İlyasova, Ersan'ın 3 sayılık atışı. Ersan İlyasova! 18-12 yaptı skoru. Müthiş oynuyor Ersan. Shorzanakis oyuna girme hazırlığında. Zisis. Zisis. Borussis. Topu yere koydu. Yardım geldi. Borussis hava atışı. Pozisyon bizde. Bize geçti top. Ömer değişmek istiyor. Ömer Aşık. Evet, Semih Erden zannediyorum ki onun yerine oyuna girecek. Ve mola geliyor Yunanistan'dan. Ve Shorzanakis oyuna girdi. Yunanistan'da Semih Erden giriyor. Acaba Oğuz Savaş olabilir mi diye düşündüm. Çünkü Ömer Aşık işaret etti, kenara gelmek istediğini belirtti. Yoruldu çok. Bence Semih daha akıllıca bir tercih. Nedenine gelince ayakları çabuk olduğu için topun sağdan sola dönmesinde pozisyon savaşını daha iyi oynayabilir Oğuz'a göre. Kerem Türkçeli, Hidayet Türkoğlu. Kerem Türkçeli.
Hidayet Türkoğlu. Faul. Şortsamitis. Bunların hepsini gol yapıp çok kenara çabuk, yani 3 gol olarak kenara gelme ihtimali yüksek. Kullanmamız lazım bunları. Şimdi savunmada evet, faul hakkı da doldu Yunanistan'ın. Savunmada mutlaka bu ikili oyunlardan pozisyon vereceğiz ama yardımlarda mutlaka ellerimizi kaldırarak alan daraltarak gelmemiz gerekiyor. Kerem Tunçeli Semih'le ikili oynadı. Semih tutamadı topu. Ah Semih. Müthiş bir ikili oyundu. Yalnız Kerem'e nazar değmesin. Bütün pasları tamamen skor atmaya endeksli olarak kullanıyor. Spanoulis. Potsis. Çorçadikis. Kota altında. İşte Semih'in onu oralara sokmaması lazım. Evet, Semih orada bir müdafaa hatası yapmış. Oraya girmişse zaten yapacak çok fazla bir şey yok. En iyisi foul yapmak. Ersan İlyasova, Ömer Onan, Hidayet Türkoğlu, Ömer Onan, 5 saniye kaldı. Ömer Onan, 3 sayılık atış Ömer'den başarılı değil. Ersan ucum. Bravo Ersan. Aldı ve basketi buldu. Ersan İlyasova, ya 12. sayısı bu. 20'nin 12'si. Ömer Onan bugün Spanolis'e top kullandırmadı. Yani onun işi savunma. Potsis. Zisis. Çorçanitis. Yani sen başka bir açıdan baktın ama Semih'in onu orada tutması mümkün. Semih orada önemli olan pas kanallarına girerek arkasında kalırsa problem yaşar. Çünkü topu aldığı zaman zaten potaya gidiyor bir şekilde. Bu arada alan savunmasına döndük dip oyunuyla beraber. Zisis. Şu anda Spanolis'e dikkat etmemiz Spanolis lazım. Hiç devrede değil. Zisis. 3 sayılık atış. Kısa kaldı. Semih ucum ribant. Savunma ribantını aldı. Ucuma çabuk çıkabilirdik ama 1 dakika 40 saniye var. İlk çeyreğin bitimine. Kerem Tunçeli. Fotsis var karşısında. Kerem Tunçeli. Diamantidis geldi. Kerem Tunçeli. İçeriği zorladı. Hidayet Türkoğlu. Hidayet Türkoğlu. 3 sayılık atış. Başarılı değil. Kerem bravo, Tunçeli. Kerem. Ucum ribantını aldı. Ve büyük alkış alıyor seyirciden. Ne kadar? Ersan İlyasova. Şimdi Hidayet Türkoğlu. Yardım geldi. Şortsanitis'ten. Hidayet Türkoğlu. Kerem Tunçeli. 12 saniye var. Potsis var karşısında. Kerem Tunçeli. 8 saniye. Kerem Tunçeli. 3 sayılık atış başarılı. Bravo Ersan. Ucum ribaundunu aldı. Faul bekliyoruz. Faul bekliyoruz. Ve ucum faul. Semih yaptırdı ucum yani faul. Yani Yunga Brand şu anda Ersan'la konuşacağına düdüğünü çalsın. Bu arada Şorsanitis de ikinci faulünü yaptı. Şimdi onun üstünden oynanacak bir ikili oyun bize avantaj getirebilir. Genellikle Potsis'in adamından oynuyoruz. Potsis de adam değişerek bizim oyun kurucumuzun üstünde kalıyor. Ersan İlyasova, Ömer Onan hızlı geldik. Ömer Onan, Semih. Semih içeri girdi. Semih güzel hareketler. 22-14. Bravo Ömer. Bir anda tempoyu arttırdı Ömer Onan. Spanoulis. Yardım geldi Spanoulis. Ömer Onan faul yapıyor. İlk faulü bu Ömer'in. Çok akıllıca bir faul. Daha faul aklımızda olmamıştı. Ama Ömer harcamasa o faulleri çünkü Spanoulis. Başka tutacak. Yani kenara gelmez belki bugün ya da iki dakikalığına göre. Ömer'in Spanoulis tutmadığı diğer bir faktörü de çok tecrübeli. Yine alan savunmasına döndük. Spanoulis. Perperoğlu oyunda. Potsis. Evet, Şortsanitis yardım geldi. Hata alıyor be! Şortsanitis, steps! Steps! Evet, Yunga Brand seyretmeye devam ediyor. Hata alıyor be! Şimdi de Tanjevic'e izah ediyor niye çalmadığını. Vobiokas oyuna girecek. Evet, ilk serbest atışı kaçırdı Şortsanitis.
Tabii Oğuz'un da bu üçlü uzun rotasyonunda olması bizim için bir avantaj. Gol çizgisine getirmek her zaman için bizim için bir avantaj. Evet, 2'de 1 attı. 22-15 yaptı skoru. Şimdi Vogiokas oyuna giriyor ve Shortsanitis kenara geldi. 4.3 saniye var. Maç saatiyle 24 saniye süresi arasında Hidayet Türkoğlu, Perperoğlu baskı yapıyordu. Hidayet foul çizgisine gelebilir. Foul hakları doldu. Semih Erden'den bir perdeleme. 8 saniye kaldı. Vogiokas karşıladı Ersan İlyasova. Ersan kendine pozisyon yarattı. Atışı başarılı değil. Gol yapalım. Fotsis savunma ribaundunu aldı. Spanoulis. Diamantidis. Atış. Yok, evet, vermedim. Süreden sonra. Evet. İkinci çeyrekte tekrar birlikteyiz. Bu arada Jüngabrat pozisyonu seyretmek istediğini söyledi. Evet, tekrar izledikten sonra basket geçerli değil. Perperoğlu daha önce bir faul. Ender Aslan. İşte oyuncu değişiklikleri ikinci periyotla beraber başladı. İlk periyotta Ersan'ın müthiş bir oyunu vardı. 12 sayısının yanında 3 tane de reboundu var. Çok yüksek bir yüzdeyle oynadı. Ama ben yine de ilk periyotta en önemli oyuncunun Ömer Onan olduğunu düşünüyorum. Spanoulis ise bir tane bile top kullandırmadı. Diamantidis, Ender Aslan var arkasında. Diamantidis düşeyle kendisine yer açtı. Fotsis, Shortsanitis. Orada aldığı zaman durdurmak mümkün değil. Çok zor. Onu ancak foul problemine sokarak kenara getirmek lazım. Setin sonunda onun üstünden ikili oynayarak. Ömer Onan. Semih Erden perdelemeye geldi. Shortsanitis'ten. Yardım Ender Aslan. Ender Aslan. Faul bekliyoruz. Semih Erden. Faul. Fotsis. Yalnız orada Ender'e de faul var. Semih'e de faul var. Gözüken o ki ciddi bir sabır sınavından geçeceğiz bugün. Evet. Zaten hakem üçlüsü açıklandığında başında Yunga Brantik dün olanlardan sonra bir Yunanistan maçında yine Yunanistan maçına FIBA bu hakemi nasıl veriyor ben anlamış değilim. Zaten kavgadan sonra verilen cezalarda da tartışılacak çok şey var. Şu anda Yunan takımına göre biraz daha inceyiz. Ayaklarımız çabuk ama ince bir takımla sahada yer alıyoruz. Özellikle Fotsis ile Shortsanitis size olarak bizden iri. Diamantis'in üstünden... Evet, 2'de 2 attı. 24-17 Semih Erden. Kalaitis oyuna giriyor. Diamantidis kenara geldi. Kalaitis'e de dikkat etmemiz lazım. Hazırlık maçlarında en iyi oynayan oyuncularından bir tanesiydi. Ender'in savunması önemli onun üstünde. Spanoulis. Shortsanitis'ten bir perdeleme. Spanoulis dışarı çıkardı. Fotsis 3 sayılı katışı başarılı. 24-20. Farkı 4 sayıya indirdi Fotsis. Onun da cezası 2 maç sonunda bitmişti. Ender Aslan. Kalaitis'in baskısı var Ender Aslan'a. Semih Erden. Perdelemeye gelmişti. Kerem Gönlü, Semih Erden, Ömer Onan. 3 sayılık atış Ömer'den. Ömer cevap verdi. 27-20 Ömer'in basketi farkı 7 sayıya çıkardı. Şu ikili oyunlarda bir ellerimizi kullansak. Spanoulis. Shortsanitis. Blok geldi. Faul dedi. Faul dedi Yunga Brand. Dan Yemiş de alkışıyor kenardan. Alkış az. Bakalım. Bunun neresi faal biri bana anlatsın. Bunun neresi faal? Sayın Karol Yundubran. ...2001 Avrupa finalinde de bizi çok üzmüştü. İspanyol hakem Sanchez'le birlikte. Yugoslavya maçında. Shortsanitis ilk serbest atışı kaçırdı.
Evet, ikinci serbest atışı sayıya çevirdi. Fark 6 sayı. Baskı var şimdi. Kerem Gönlü, Ender Aslan. İkili sıkıştırma geldi. Ömer Onan'ı gördü. Yetişiyor Spanoulis. Kerem Gönlü, Ömer Onan. Ömer Onan topu kaybetti. O da faul bekliyordu. Kaleitis, Kotsis, Berferoğlu ve basket. Ömer Onan şimdi gidiyor. Hiç itiraz etme. Onun rengi belli. Evet, şimdi şu anda ekrana geliyor. Yunga Brandt'e itiraz ediyor. Evet, Oğuz Savaş oyunda. Semih kenara geldi. Şimdi takımımıza baktığımız zaman biraz daha müdafaa ağırlıklı bir takım. Burada Ender Aslan'a fazlasıyla iş düşüyor. Ama onun da 2-3 tane hazırlık pası yaptıktan sonra hangi pozisyonda topu kullanacağını iyi seçmesi gerekiyor. Kendisine yardımcı olacak pozisyon ise Oğuz Savaş'ın birebirleri olabilir. Sinan Güler pota altından topu oyuna sokacak. Rusya maçında bu 5 ikinci çeyrekte müthiş savunma yapmıştı. Bugün o havaya giremediler daha henüz. Kolay bir maç değil. Çünkü karşı tarafta gerçekten hücum düzenleri olarak en uygun pozisyonu buluyor. Oğuz Savaş. Şortsanitis vardı arkasında. Ender Aslan, Sinan Güler. Diamantis'ten top dışarı çıkıyor. 4 saniye var. İşte Diamantis'in özelliği bu. Pas kanalına bir elini koydu. Bizim bulacağımız boş atış devre dışı kaldı. Biz de yardımlara geldiğimiz zaman bu ellerimizi doğru kullanmamız gerekiyor. Ender Aslan topu kenardan oyuna sokacak. Sinan Güler. Sinan içeriği zorladı. Ters turnike geldi ama Fotsis'in de bloğu geliyor. Perperoğlu. Çortanitis. Atışı bravo, kaçırdı. Şimdi Sinan Güler hızlı hücum şansı. Ender Aslan. Sinan Güler pota altına kadar indirdik ama Şorsanitis de açıkçası iyi geri geldi. Kerem Gönlüm atışı başarılı değil. Perperoğlu savunma ribaundunu alıyor. Şimdi bir müdafaada yemedikçe bu 5'te devam ettiğimizde bir problem yok. Ama müdafaada da aksarsak mutlaka Ersan ya da Hidayet'e oyun almamız gerekiyor. Şorsanitis. Sinan Güler faal yapıyor. Üçüncü takım faalimiz. Yunanistan'ın bir takım faali var. Şu anda onların bizden tek avantajı pota altını Şorsanitis'le daha fazla kullanma ve pozisyon bulma şansı var. Potsis, Diamantidis, Perperoğlu top istiyordu ve topu dışarı attı Diamantidis. Yani Ömer müthiş savunma yapıyor. Kimi tutsa mutlaka düzeni bozuyor. Evet, şimdi Ersan oyuna girecek. Borussis de Yunanistan'da oyuna giriyor. Belki de Ömer Onan'ı alıyor. Şimdi büyük ihtimal Sinan Diamantidis'e geçecek. Kerem Gönlüm Berberoğlu'na geçecek. Ersan Potsis eşleşmesi. Yalnız Oğuz da Borussis'e çıkması lazım. O da bazen problem oluyor değil mi maçlarda? Ender Aslan, Kerem Gönlüm. Ender Aslan, Oğuz Savaş perdelemeye geldi. İkili oynadılar. Oğuz dışarı çıkardı. Sinan Güler 3 sayılık atışı başarılı değil. Kaleitis savunma ribaundunu aldı. Perperoğlu çok kolay bir sayı. Geri koşmakta zorlanıyoruz. Şu anda Ersan'ı Berberoğlu tutuyor. Ersan da herhalde 3 numara tutacaksa o zaman bu geri dönüşler önemli. Oğuz Savaş, Ersan, Ender Aslan. Oğuz'a yaptığı foul ya. Evet, nihayet Yunga Brandt yere düştükten sonra düdüğünü çaldı. Bir de ağlıyor. İnanır gibi. Alıştırırsa. Borussis'in ikinci faali bu. Şorsanitis'in de iki faali var. Belinden tutmuş. Ya faal tabii canım. Ersan İlyasova 3 sayılık atış. Ersan, bravo Ersan. 30-25, 15. sayısı Ersan'ın. Kaleitis dışarı çıkardı. Borussis Oğuz'un üstünden. Oğuz'un gereksiz yardıma veya geldikten sonra adamına daha çabuk dönmesi lazım.
Hemen cevap verdiler. 30-28 farkı 2 sayıya indirdi. Kerem Gönlüm, Oğuz Savaş, Ender Aslan. Ender Aslan ikili oynamak istiyordu. Topu erken tuttu. Şimdi Kerem Gönlüm. 6 saniye var. Borussis var arkasında. Kerem Gönlüm dışarı çıkardı. Sinan Güler ekstra pas. Ersan İlyasova. Bravo Sinan. Ersan İlyasova 18. sayısı. 32'nin 18'i Ersan'dan geldi. Yalnız ikilik verdiler 17. sayısı. Yalnız savunmada çok kolay pozisyon buluyorlar. Bu kadar kolay yenilmememiz lazım. Hücum faul. Hücum faul olması lazım. Kalentis, seyircinin de tepkisi var. Borussis yine boş kaldı. Bir ikilik daha. Yani bu beşte bir oyuncu değişikliğine gitmemiz gerekecek herhalde. Oğuz'u biraz daha ayakları çabuk Ömer Aşık ya da Semih'e dönmemiz gerekiyor. Hidayet'i oyuna alacak Tanyevic. Oğuz Savaş'a çok güzel bir pas Ender Aslan'dan. Süper bir asist. 34-31. Borussis. Potsis. Diamantidis. Sinan var karşısında. 10 saniye kaldı. 24 saniye indi olmasına. Diamantidis. Diamantidis dışarı çıkardı. Potsis. Kaleitis. Kaleitis içeriği zorladı. Kaleitis'in atışı başarılı. Bu sefer rotasyonu daha iyi yaptık. Ama savunmada hala istediğimiz sertlikte değiliz. Evet. Tanyevic de mola aldı. Tekrar birlikteyiz. Türkiye 34, Yunanistan 33. Maçın ilk yarısının değerlendirmesini NTV Spor'da devre arasında izleyebilirsiniz sevgili basketbol severler. Şimdi baktığımız zaman özellikle ikili oyunlardan sonra uzunlarının şutör olması kolay üçlükler bulmasını sağladı. Kısalarının ne durumda olduğunu görmek için şu 4 dakikada bir alan savunması yaparak ne gibi önlem aldıkları belki bizim ikinci yarıda o alan savunmamızı kullanmayı test etmemize bir şans verecektir. Borussis üçüncü faale çok yaklaştı. Diamantidis dışarı çıkardı. Kaymakoğlu, Borussis, Potsis, Spanoulis, Ender var karşısında. Şu anda 4-3'üne döndük. Potsis, Borussis, Oğuz'un eli vardı ama iki oyuncumuz rebound'ı paylaşamadı. Şu anda alan savunmasına döneceğiz. Dip oyunlarında alan savunmasına döndüğümüz gibi. Burada ilk yarıda Spanoulis'i devreye sokmadık. Bu şekilde gitsin. Diamantidis, Spanoulis, Potsis. 3 sayılık atış Potsis'ten başarılı değil. Kerem Gönlüm savunma ribaundunu aldı. Buradaki Ender Aslan. Kaymayı iyi yapmamız lazım. Köşeye adam yolluyorlar. Ender Aslan, Oğuz Savaş perdelemeye geldi. Ender Aslan. Spanoulis Oğuz'u tutuyordu. Ender'in 3 sayılık basketi. Bravo Ender. Onlar da ikili oyun savunmasında problem yaşıyorlar. Bizim bunun zamanlamasını iyi yapmamız gerekiyor. Diamantidis. Şu anda çok doğru bir tercihle alan savunmasına devam ediyoruz. Kaymakoğlu, Spanoulis, Spanoulis. Borussis'e indirdi. Bravo Blok Kerem. Geldi Kerem Gönlü'den. Kerem Gönlü müthiş blokladı Borussis'i. Ender Aslan. Ersan fake'ine cevap aldı. Faul. Bir blokta Ersan İlyasova. Ender nihayet düdük. Elleriyle bu kadar savunma yapan bir takım yok ve hiçbiri çalınmıyor. Yalnız bloklar peş peşe geliyor. Evet, 2 dakika 29 saniye var ilk yarının bitimine. İkinci çeyrekte her iki takımın 3'er faulü var. Hakemler gözüktüğü kadarıyla sertliğe izin veriyorlar. Yani biz de sert oynayalım. Bakalım çalabilecekler mi görelim. Oğuz Savaş, Ender Aslan.
Hidayet Türkoğlu, Diamantidis var arkasında. Şimdi yüzünü döndü Hidayet Türkoğlu. Hidayet Türkoğlu. Diamantidis topu kaptı. Daha sonra hava atışı. İşte burada Hidayet'in birebiri Diamantidis karşısında doğru bir tercih. Ama o birebir oynarken diğer oyuncularımız hiç hareket etmiyor. Belki orada bir hareket olsa Hidayet oradaki o pasları net bir şekilde verebilen bir oyuncu. 11 saniye var 24 saniye süresinin dolmasına. Evet, hava atışlarında top hücum takımında olduğunda 24 saniye süresi sıfırlanmadığı için 11 saniyemiz var. Hidayet Türkoğlu, faul yapan oyuncu Diamantidis. İki serbest atış kullanacak Hidayet şu ana kadar. 3 rebound'ı, 1 asisti var ama daha sayısı yok Hidayet'in. Onlarda da Spanolis'in sayısı yok. Ve hiç top kullanamadı. Yani bizim amacımız Spanolis'i devreye sokmamaktı. Bundan daha iyisi olamaz. Tabii oyun kurucularımız da bugün şu ana kadar oyunu çok iyi yönlendirdiler. Kerem Tuncer'in bıraktığı yerden Ender de aynı başarı çizgisinde devam ediyor. İlk serbest atışı başarılı Hidayet Türkoğlu'nun 38-33. İkide iki atıyor Hidayet. Fark 6 sayı. Şu anda ideal beşleriyle sahada yer alıyor Yunanistan. Diamantidis. Zisis. Borussis top istiyordu. Spanoulis. Spanoulis içeri girdi. 3 saniye. Ve topu dışarı attı. Sen çok şey bekliyorsun 3 saniye. Ömer Aşık oyuna girecek. Oğuz Savaş kenara geliyor. Şimdi burada bir kısa oyuncunun mutlaka gidip top çıkartmaya yardım etmesi gerekiyor. Neyse baskıyı kestiler. Şu anda en büyük problemi Shorzanitis oyundayken yaşadık. Onun dışında şu anda savunmamız istenen düzeye geldi alan savunmamızla beraber. Sarsaric oyuna girecek. Ender Aslan. Ender Aslan Ömer Aşık'la zamanlama hatası. Diamantidis. Spanoulis. Kaymakoğlu geri pas olması lazım. Hayır diyor Yungabran. Herhalde maçın sonunda bir tane lehimize çalacak. Yok yok. Oraya bekliyoruz yani. Diamantidis. Borussis. Borussis. Kota altı. Kaymakoğlu atışı başarılı değil. Fotsis, Borussis dışarı çıkardı. Spanoulis. 24 saniye süresi yeniden başladı. Spanoulis. Bravo Ömer! Blok geldi. Ömer Aşık blokladı. Ender Aslan. Ender Aslan turnike. Müthiş bloklar. Müthiş bloklar ilk yarıda. Spanoulis. Kaymakoğlu. Diamantidis, Diamantidis, Kaymakoğlu, Kaymakoğlu'nun atışı başarılı, 3 sayılık basket. İşte bu penetrelerde açılıp kapanmayı iyi yapmamız gerekiyor ama onu yapamadığımız için de bu pasın direkt şutu atacak oyuncuya net gitmemesi lazım. Ender Aslan, Ersan, Kaymakoğlu var arkasında, Ersan atışı başarılı değil, Ömer alamadı, Kaymakoğlu'nda kaldı. Bir top daha kalacak bize. Son 30 saniye. Diamantidis. Spanoulis bomboş kaldı. Hiç affetmez. 41-39. Alan savunmasına karşı basit bir şey bulmuşlar. Topu forvete verdiklerinde arkadaki oyuncu aldığında dibe bir oyuncuyu kat ettiriyorlar. Ve oraya rotasyonda problem yaşıyoruz. Son 15 saniye. Ender Aslan. Ender Aslan ikili sıkıştırma geldi. Diamantidis topu çaldı. Uzun bir pas. Hidayet araya giremedi ama ilk yarıda sona eriyor. Kaan Kural'ın ilk yarı değerlendirmesini www.ntvspor.net'ten izleyebilirsiniz. İlk yarının skoru Türkiye 41, Yunanistan 39. Az sonra İhsan Bayülken ilk yarı yorumuyla da sizlerle birlikte olacak.
İlk yarı iki sayıyla oynadı. İki sayısı da serbest atış çizgisinden geldi. Evet, iki tane pozisyonda top kullandı. Daha çok top kullanmamayı tercih etti. Bence Hidayet şu anda skorda istediğimiz gibi gidiyorsak böyle devam etsin, ama son çeyrekte o alışık olduğumuz son Rusya maçındaki gibi sahne alsın. Yunanistan ikinci yarıya başlayacak. Spanoulis, Zizis, Şorsanitis, Fotsis, Diamantidis beşiyle başlıyor Yunanistan. Ömer Onan, Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri, Ömer Aşık ve Kerem Gönlüm beşiyle de Türkiye başladı ve Ömer Aşık'a hemen bir faal. Tabii pası da 4 numaradan vermeye çalışmaları içerideki bizim saz üstünlüğümüzü de dağıtıyor. Şorsanitis topu İşte. Kaybetti. Bravo Ömer. Ya bizim bu savaşı vermemiz lazım. Ömer foul problemine girerse Semih var. Semih foul problemine girerse Oğuz var. Yani alternatifimiz çok fazla pozisyonda. Ömer Onan. Ömer Aşık. Ömer Onan. Ömer Aşık. Bravo. Ömer Aşık. Ömerler. Ömerler. Ömer Onan'ın asisti, Ömer Aşık'ın smacı. İşte Şorsan'ın ikisinde ikili oyunda ne kadar yavaş kaldığı bu pozisyonda bir kere daha ortaya çıktı. Spanoulis, Potsis. Şorsanitis. Spanoulis. Ömer Onan faal yapıyor. 40 dakikada, 40 saniyede iki faal. Ama şimdi tabii iki pozisyonda onlar için hücumun temeli olan iki oyuncuya yapılan faul. Bu arada bence Tanyiviç yerinde bir hamleyle Ersan'ı unutturmak için 5 başlatmadı. Diamantidis. Şorsanitis ve blok geldi. Blok geldi. Hücum devam ediyor. Diamantidis atışı başarılı değil. Şorsanitis'ten top dışarı çıktı. Jungerberg hayır diyor. Alan savunmasına döndük hemen. Dip oyunuyla beraber. Şorsanitis dışarı çıkardı. Spanoulis 3 sayılık atışı başarılı değil. Bizde bu sefer. Evet, faali yapan oyuncu Şorsanitis. Kerem'in yüzüne bir darbe geldi. Çalmak zorunda kaldı herhalde. Üçüncü faali bu Şorsanitis'in. Yalnız Şorsanitis gerçekten savunmayı çok yıpratan bir oyuncu. Yani onun kenarda olması bizim için çok önemli bir artı. Kerem Tunçeri. Hidayet Türkoğlu. Diamantidis var karşısında. Ömer Aşık. Ömer Aşık! Faul olması lazım. Kerem Gönlüm kasti faul olması lazım. Bunlara fazla takılmamamız lazım çünkü yani sonu yok. Türkiye'de maç, hatırlatmak gerekir mi? Valla şampiyona başladığından beri Yunanistan evinde oynuyormuş gibi düdükleri buluyor. Zaten Portarikolular da hangi ülkeye geldiklerini maçtan sonra bir daha check etmişler. Evet, haritaya bakmış. Kerem Tunçeri pota altından topu oyuna sokacak. Ömer Onan, Ömer Onan 3 sayılık atış başarılı değil. Spanoulis savunma reboundını aldı. İyi geri koşmamız lazım. Zizis, Spanoulis, Borussis, Şorsanitis, 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 basket faul. Çok yakın alıyor topu potaya. O kadar yakın aldığında onu savunmamız çok zor. Ömer'in de ikinci faulü bu. Ama tabii bu Ömer'in sadece tek başına savunması değil, topun üstündeki baskıyı mutlaka iyi yapmamız lazım ki Ömer de iyi pozisyon alarak onun dönmesine izin vermesin. Evet, Şorsanitis atışı kaçırdı. Ömer Aşık savunma ribantını aldı. Şu anda Hidayet iyi durumda. Bir temposunu buçuk, yakaladı. Bir buçuk dakikada 3 faul yaptık. Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri'nin atışı başarılı değil. Diamantidis savunma ribantını alıyor. Şu anda Hidayet'i bulmamız gerekiyor. Zizis. Spanoulis. Ömer üçledi.
Faal hakkımızda doldu. Çok erken doldu. 1 dakika 50 saniye oynadık. Ama yapılan faullerin 3 tanesi Shorsanitis'e. Belki bir alan savunması Shorsanitis oyundayken düşünülebilir. O kenardayken yine adam adamaya dönebiliriz. Diamantidis işte. Top dışarıda. Yalnız Ömer fazlasıyla oyundan düşürmüş durumda Spanolis'i. Ama bizim de Hidayet'i hatırlamamız lazım artık. Kerem Tunçeri. Semih'ten perdeleme. Kerem Tunçeri. Semih Erden. Evet. En sonunda gördüler Zisis'i. Bir tane sarılması. Çaldılar Zisis. O da üçledi. Evet. Bu arada Yunanistan'da 3 faulü dolmuş oldu. Demek oluyor ki bu periyodun son 5 dakikası faulsiz içinde geçebilir. Kerem Tunçeri. Diamantidis topu çaldı. Spanoulis hızlı geliyorlar. Spanoulis. Diamantidis Zisis'i gördü. 3 sayılık atış. Zisis başarılı değil. Hidayet Türkoğlu savunma ribaundunu alıyor. Kerem Tunçeri. Hidayet Türkoğlu atmadı. Ömer Onan. Ömer Onan'ın atışı başarılı. 3 sayılık basket. Ömer Onan. Bravo Hidayet. Yalnız Hidayet'in Shorsanitis'in adamıyla ikili oynaması bize skor getirebilir. Borussis. Shorsanitis. Diamantidis. Borussis. Borussis'in atışı başarılı değil. Kerem Tunçeri faal olması dörtledi. Lazım. Dörtledi Zisis. Yalnız orada neyse fazla takılmayayım diyorum ama Shorsanitis de hücum ribaundına girerken hiç direkt söyleme. Savunmanın üstüne basıyor. İlk yarıda Berberoğlu'nun iki tane koştuğu hızlı hücum var. Onu tutan adamı mutlaka geri iyi dönmesi gerekiyor. Evet, bu arada Yunga Brandt da Tanjevic'i uyardı. Teknik faul vereceğim dedi ama ne için uyardı bilmiyorum. Herhalde ya bir o kaldı yapmadı. Onu da yapsın bari o da rahatlasın. Hidayet Türkoğlu. Hidayet Türkoğlu 3 sayılık atış başarılı değil. Borussis savunma ribaundunu aldı. Sol üstüne, sol elin üstüne vurup atsa yüzdesi daha fazla. Sahilinden bu kadar yüksek yüzdeyle sokmuyor. Diamantidis. Perperoğlu. Alan savunmasına döndük. Perperoğlu. Diamantidis. Shorsanitis. Hatalı yürüme. Steps. Bu nasıl bir şey ya? Aynen devam dediler. Ömer Onan. Hadi devam edelim çocuklar. Ömer Onan. Kerem Tunçeri. Hidayet Türkoğlu. Hidayet içeriği zorladı. Faul bekliyor. Oh, Semih. Oh, oh. Yani 5 faulün birini çalıyorlar. Yalnız maçın sonu böyle olursa bu maç farklı bir noktaya gelebilir. Evet, Shorsanitis de dörtledi. Satsaris oyuna giriyor. Kafkas da bir mola aldı. Evet, İstanbul ülke onlardan daha çok savaşacak. Bu gözüktü. Evet ama takımımız bence buna hazır. Hiçbir şekilde geri adım atmayacaktır. Tabii burada şimdi 3 dakikayı bitirdik. Bence en büyük avantajımız ilk yarının başarılı ismi Ersan'ı dinlendirme şansı buluyoruz. Kerem Gönlüm'ün 4 numaradaki verdiği katkı önemliydi. Savunmadaki direncimiz şu dakika itibariyle üst düzeyde. Bunun da en büyük nedeni dış adamlara yaptığımız baskı. Evet, Semih Erden ilk serbest atışı başarılı. Semih'in ikinci serbest atışı. Evet, 2'de 2 attı. 6 sayısı var Semih'in. Evet, alan savunmamız devam ediyor. Öncesinde pres yaparak. Diamantidis dışarı çıkardı. Perperoğlu. Spanoulis.
Spanoulis, Perperoğlu, Saksaris. Perperoğlu, Saksaris. Şu anda iyi gidiyoruz. Perperoğlu, Diamantidis. İki sahaya çıkmadı elden, çıkmadı elden. Faul yok. Faul. Bitti, bitti. 24. Evet, evet, evet. Doğru karar nihayet. Bir hakemin hatasını, Brezilyalı hakemin hatasını Arjantin'i düzeltti. Sonuçta düzelttiler ama. Olumlu tarafından bakalım. Yalnız alan savunmasına o dip katı yapmadıkları için oyun sistemleri tıkandı. Ömer Onan. Semih Erden. Hidayet Türkoğlu. Kerem Gönlüm. Kerem Tunçeri 6 saniye var. Spanoulis var karşısında. Kerem Tunçeri 4 saniye, 3 saniye. Kerem Tunçeri atışı başarılı. Bravo Kerem Tunçeri. Bravo Kerem. 50-41. İyi savunma. Spanoulis. Spanoulis dışarı çıkardı. Ömer'in boyu yetmedi. Diamantidis. Gol yapmayalım şu anda. Spanoulis. Borussis. Faul. Foul hakkımız dolduğu için foul çizgisine gelecekler. Ve çok erken İhsan. Evet. Ya işte bunu da çok iyi kullanıyorlar. Şimdi tamamen alan savunmasını gördükleri için biraz önce yan pasları sürüklemiştik onları. 24 saniye oldu. Şimdi Diamantidis uyandı. Spanoulis'le beraber dikine potaya penetre ederek savunmamızın dengesini bozmaya çalışıyorlar. Borussis'in ilk serbest atışı başarılı. 11 sayıyla Yunanistan'ın en skorer ismi. Kısa oyuncuları devreye girmediği müddetçe çok büyük bir anlam ifade etmeyecektir. Spanoulis ve Diamantidis. Evet, 2'de 2 attı. 50-43 yaptı skoru Kerem Tunçeri. Hidayet Türkoğlu. Perperoğlu var karşısında. 10 saniye soluna, kaldı. Soluna doğru. Hidayet Türkoğlu. Sol elin üstünde. Borussis'le eşleşti. 5 saniye. 3 sayılık atış. Hidayet Türkoğlu. Hidayet Türkoğlu. Farkı 10 sayıya çıkarıyor. Hidayet. Spanoulis. Spanoulis. Çok zor pozisyon. Atışı başarılı. Çok zor basket. Spanoulis'i bir saniye unutmaya gelmiyor. Tam üçlüyü kutlarken gelip ikilik basketi attı. Kerem Tunçeri, Kalaitis oyuna girecek. Kerem Gönlüm, Semih Erden, Ömer Onan. Top kaybı. Kaymış'tan evet, yerine hemen mola aldı. Evet, tekrar birlikteyiz. 4 dakika 38 saniye var 3. çeyreğin bitiminde. Her iki takımın da faul hakkı doldu. Evet, bu biz de bugün iyi faul atıyoruz. O yüzden çok önemli değil diye düşünüyorum. Onları 4 top kaybına 3'te 0 faul atmaya sürükledik. Ama Hidayet'in basketinden sonra Spanoulis'in ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gördük. Hemen giderek o turnikeyi atarak takımına tekrar hayat verici hamleyi yaptı. Hiç göz önünden ayırmamamız gereken bir oyuncu. Maçın sonunda da mutlaka bu tip pozisyonları force edecektir. Diamantidis. Moladan sonra Yunanistan hücumu. Diamantidis. Borussis. Diamantidis. Diamantidis tamam yalan. Yalan üstüne doğru bir penetre. Tamamen müdafayı kapatma üstüne. Kerem araya girdi. 6 saniye var. 24 saniyenin dolmasına. Yunanistan kenardan topu oyuna sokacak. Kalaitis'te. Bakalım Ersan'ın kaldığı yerden devam etmesini sağlayabilecek miyiz? Borussis top istiyordu. Ömer Onan. Ömer'in 3. faulü bu. 6 saniye kalmışken. Bu tip takımlara karşı hata yapmaya sürüklemek önemli olan, yani yanlış tercihler, pozisyon hataları ona sürüklemek onların düzenlerini daha fazla yıpratır. Top kapmaya yönelik oynadığın zaman
Onlar da bununla oynamayı çok iyi bildikleri için avantaj elde edebiliyorlar. İlk serbest atışı başarılı, 53-46. 2'de 2 attı, 53-47 farkı 6 sayıya indirdiler. Kerem Tunçeli. Tabii kenardan gelen kısa oyuncularımızın katkısı da önemli. Ender ve Sinan. Kerem Gönlüm. Ersan İlyasova. Diamantidis var şimdi karşısında. Ömer Onan. Semih Erden'den bir perdeleme. 6 saniye kaldı. 4 saniye. Kerem Tunçeri. 3 sayılık atış. Başarılı değil. Saksaris savunma ribantını aldı. Spanoulis. Sürekli adam değişerek Borussis'i potu altında tutmayı başarıyorlar. Diamantidis. Ömer araya girdi. Spanoulis son anda çarptırdı. 12 saniye var. 24 saniyenin dolmasına. Zaten bu Diamantidis potaya gittiğinde direkt dışarıya açılmak gerekiyor. Bunu hatırlarsın. İspanyollar o kadar iyi yapıyor ki direkt topu kapıp paslaya gidiyorlar. Spanoulis. Semih faul yapıyor. Şu anlarda Spanoulis yavaş yavaş devreye girmeye başladı. Belki bir adam adama savunmaya geçip Sinan'ı Spanoulis'i yıpratmak için kullanabiliriz. Semih de üçledi. Kerem de hafif bir yorgunluk belirtisi gösteriyor. Medeğine gelince son attığı üçlükte penetreyi de tercih edebilirdi. Foul yaptırmak yerine o biraz uzun mesafeli bir atışa gitti. İki serbest atış kullanacak Spanoulis. İlk serbest atışı kaçırdı. Şu anda Ersan ya da Semih'in üstünden bir birebir potaya yakın pozisyon. Veya Kerem Gönlüm'den bir post-up arkası dönük oyun bizi rahatlatabilir. Evet, ikisi de kaçırdı ama rebound'ı Saksaris aldı. Spanoulis boş kaldı. 3 sayılık atışı, o da başarılı değil. Kerem Gönlüm alıyor. Faul olması lazım. Evet. Teşekkürler. Diamantidis faul yapan oyuncu. İkinci faulü bu Diamantidis'in. Şimdi Kerem Gönlüm iki serbest atış kullanacak. Evet, Ömer Onan kenara geliyor. Yine takımı uzattık. Hidayet'le beraber. Kerem ilk serbest atışı kaçırdı. Herhalde yine alan savunmasına döneceğiz. Hidayet'in önde olacak şekilde. Evet, ikinciyi kaçırıyor. Ersan hücum ribantını aldı. Ödeştik. Kerem Tunçeri. Kaleitis var karşısında. Kerem Tunçeri. Semih Erden. Ersan top istiyor potu altında. Semih Erden. Kerem Tunçeri. Gol bu. Evet, iki serbest atış kullanacak. Kerem Tunçeri, Saksaris faul yapan oyuncu. Spanoulis Ersan'ın üstünde kaldı ama işte bizim bazen atladığımız o topa baskıyı o kadar iyi yaptılar ki içeri o pası verdirtmediler. Ama Kerem burada tecrübesini konuşturarak foul çizgisine gelmeyi başardı. İki serbest atış kullanacak Kerem Tunçeri. İlk serbest atışı başarılı, 54-47. Şu anda alan savunması yaparsak bizim için en büyük tehlike penetre üstünden yenecek bir üçlük olur. Evet, 2'de 2 atıyor Kerem Tunçeri, 55-47. Kaleitis. Evet, alan savunmamız devam edecek. Spanoulis, Kaleitis. Borussis, Kaleitis. Diamantidis el üzerinden üçlük başarılı değil. Rebound mücadelesi Borussis'te kaldı. Yine Diamantidis 3 sayılık atış bu kez başarılı. Maç başına 18 sayı buluyorlar bu tip ikinci atış şanslarından. Şu rebound'ı alsak. Hidayet Türkoğlu. Onlar da alan savunmasına döndüler. Ersan İlyasova, Ersan 3 sayılık atış, Ersan İlyasova, Ersan İlyasova 22. sayısı. Yani
Bravo Kerem Tunceli diyelim. Eline sağlık senin dediğin. Borussis atmadı. Diamantidis. Sarsaris'ten bir perdeleme. Diamantidis. Sarsaris'e verdi. Sarsaris. Diamantidis. Borussis. Kaçtı. Rebound mücadelesi Kerem Tunceli. Kerem Tunceli hızlı geliyor. Şimdi frene Bravo. Bastı. İşte alan savunmasına sokmak çok kolay değildir. Çünkü oyuncular ritmini yitiriyorlar. Kerem Gönlüm perdelemeye geldi. İkili oyun. Bravo! Çok güzel bir pas. Çok güzel bir pas Kerem Gönlüm. Semih tamamladı smaçla. Semih farkı ona çıkardı. Kalaitis. Spanoulis. Kalaitis. 3 sayılık atış geliyor. Kusa kaldı. Rebound'u alalı. Bravo Kerem Gönlüm. Kerem Tunceli. Şu anda sete set kaldığında biz üstünlüğümüzü ele geçirdik. Top kaybı ya da dengesiz atışa gitmememiz gerekiyor. Semih Erden hidayet top istiyor. Top kaybı. Top kaybı. Çok basit çocuklar. Oğuz Savaş oyuna girecek. Bu arada o da dış isabet bulamadığını görünce Kazla Uskas biraz daha oyunu pota altına yığmak için periyot sonuna doğru Sorsanitis'i oyuna aldı. Kalaitis. Diamantidis. Spanoulis. Diamantidis. Kalaitis. 3 sayılık ateşi başarılı bir rebound alalım. Bravo Hido. Topu kullanacaksa Kalaitis gibi oyuncuları kullanması bizim lehimize. Çünkü onlarda devamlılık problemi her zaman fazladır. Kerem Tunçeri, Semih'in perdelemesi. Kerem Tunçeri, Semih Erden! Semih! 62-50. Bir de faul var. Bravo Kötü Kerem Tunçeri. Kerem o kadar bilerek oynadı ki son pozisyonları. Her zaman için karşı takım oyundan düşürmenin bir numaralı faktörü birebir atılan sayılar değildir. Organize atılan sayılardır. Şu anda Yunanistan'ın bu kadar dengesiz olmasının nedeni de bu. Şimdi Diamantidis ile Spanoulis'in devreye girmesine izin vermememiz lazım. Semih Erden serbest atış kullanacak. 10 sayısı var Semih'in. Serbest atışı kaçırdı. Shortsanitis savunma reboundını aldı. Diamantidis. Blok geldi faul. Blok geldi faul. Ama dediğim gibi burada bu pozisyonlar mutlaka olacaktır. Çünkü onların hücum sistemlerinin en önemli parçası Shortsanitis oyundayken bu atışlarda faul yapmak da bence mantıklı. Gelsin faul çizgisine. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok çünkü. Oğuz Savaş faul yapan oyuncu. Shortsanitis iki serbest atış kullanacak. Rebound'a dikkat. İlkini kaçırdı. İki sayı yiyeceğimize bu sefer kaçırsın. Şimdi onların da foul hakkı dolduğuna göre hücumda hidayetten oynanacak bir ikili oyun. Shortsanitis üstünden bize foul getirebilir. Evet, ikinci serbest atışı başarılı. 62-51 Kerem Tunçeri. Son 35 saniye. Spanoulis'in baskısı var. Kerem Tunçeri. Semih perdelemeye geldi. Kerem Tunçeri. Oğuz Savaş. Ersan İlyasova. Peykin'e cevap aldı. Ersan İlyasova. Ersan 23. Ersan. Fark 14. Bu sayıyı yemeyelim. Bu basketi yemeyelim. Spanoulis. Son 7 saniye. Diamantidis. Spanoulis 2 saniye. Spanoulis girmedi. Girmedi. Son çeyreğe 14 sayı önde giriyoruz. Nasıl? Ömer Aşık. Top kaybı. Diamantidis. Spanoulis içeriği zorladı. Spanoulis. Oğuz Savaş var karşısında. Spanoulis. Spanoulis içeri girdi. Dışarı çıkardı Kerem.
8 saniye kaldı. Kaymakoğlu bomboş, atışı başarılı. 3. periyotta 10'da 1 üçlük isabetiyle tuttuk. Ama periyot başlarında yaşadığımız o konsantrasyon eksikliği bize 3 sayıya mal oldu. 3. periyotta sadece 12 sayıyı yemiştik. Yani dağ başını duman almışa başlamak için. Kerem Kerem'e Ömer Aşık. Ömer Aşık müthiş bir asist Kerem Türkçeli'den. Yalnız Şorsanaitis de bu ikili oyunlarda ne kadar zafiyet gösteriyor, şu pozisyonu bir daha ortaya çıktı. Şutuna çıkma diyor şu anda Kazlauskas Şorsanaitis'e. Potsis, Şorsanaitis, Diamantidis. Atmadı Şorsanaitis, atışı başarılı değil. Ömer Aşık savunma ribaundunu aldı. Hidayet Türkoğlu. Of. Ömer Aşık, Diamantidis'te kaldı. Diamantidis. Hidayet bravo. En azından kolay basketi yemedik. Yalnız unutmamamız gerekiyor. Maç daha 9 dakika var. Ve bizim için en önemlisi savunma. Diamantidis. Şorsanaitis. Ersan topunu çaldı. Hidayet. Bravo Hidayet. Kerem Tunçeri. Oğuz Savaş. Oğuz Savaş içeriği zorladı. Yardım geldi. Ersan İlyasova'yı gördü. Ersan! 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 Bravo! 26 sayı Ersan İlyasova. 6'da 6 üçlük molayı getirdi. Tekrar birlikteyiz. 8 dakika 19 saniye. İhsan Bayırken altını çizdi. Çok uzun bir süre. 70-54 öndeyiz. Konsantrasyon devam. Evet, ama burada bizim için önemli olan savunmadaki konsantrasyonumuzun devam etmesi. Mutlaka kaymaları iyi yapmamız gerekiyor. Onun için de şu anda kanatta oynayan, biraz önce yardıma gelen Şorsanaitis'in dönüşte Ersan'ın aynısını Oğuz'un da içeri dışarı iyi oynayarak yapması gerekiyor. Spanoulis, moladan sonra Yunanistan hücumu. Spanoulis, Spanoulis, Potsis, 3 sayılık atış. Başarılı değil. Ömer Aşık savunma ribaundu aldı. Yalnız dikkat etmemiz lazım. Oğuz oraya yetişemiyor. Onlar da onu bildikleri için Oğuz'un oradan o üçlük organize ettiler. Ömer Aşık. Oğuz Savaş. Hidayet Türkoğlu. Müthiş bir asist. Basketbol. Müthiş bir asist Ömer Aşık. Smash'la tamamladı. Şorsanaitis beşledi. Şorsanaitis beşledi. Borussis oyunda. Şu anda biraz daha hücumda hazırlık pası yapmadan erken hücum etmeye çalışacaklardır. Onu da yapabilmeleri için Spanoulis ile Diamantidis şu dakika itibariyle oyunu fazla zorlayacaklardır. Gerekirse o faulleri yapıp onların ritme girmesine izin vermeyelim. Serbest atışı kaçırdık. Borussis savunma ribaundunu aldı. Spanoulis. Spanoulis. Potsis faul. Hemen Spanoulis birebirlerle Ömer'se dörtledi. Yok, Ersan'a verdi galiba. Yok, Ömer. Ömer'e verdi. Ömer dörtledi. Can Yeliç mola istiyor. Tekrar birlikteyiz. 7 dakika 37 saniye var. 72-54 Türkiye. 2 serbest atış kullanacak Potsis. Dakika itibariyle baktığımızda Oğuz'un sol arka kanatta oynamasından dolayı oranın üstünden hücum etmeye çalışıyorlar. Biraz önce Potsis'te denediler. En son Spanoulis de oradan hücum ettiler. Belki oraya Kerem Gönlüm'ü koyarak ortadaki adamın fazla yardım etmemesini sağlayabiliriz. Kerem Tunceli biraz yıpranmaya başladı. Ender Aslan'ı alarak iki oyun kurucuya dönerek hücumda topu kullanacak oyuncu sayısını arttırabiliriz. Çünkü bizim savunmamızın kalitesi hücumdaki dengeli hücumumuzdan da geçiyor. İşi sete set bıraktığımız zaman işler bizim için daha iyi olacaktır. Potsis ilk serbest atışı sayı, ikincisi de sayı. 72-56 Hidayet topu oyuna sokacak. Baskı var şimdi. Kerem Tunçeri hızlı geldik. Frene bastı. Çok akıllıca çıktık prese. Şu anda bizi hataya sürüklemeye çalışıyorlar ve
baskıyı arttırıp risk alıyorlar. Borussis'in yardımı var. Kerem. 8 saniye kaldı. Oğuz Savaş. Ersan İlyasova. Ersan pozisyonu zorladı. Basket olması lazım. Top bizde. Ömer Aşık atamadı. 2 serbest atış. Yalnız orada çembere müdahale bana var. Bana da öyle geldi de var. Ondan dolayı. Var. Şimdi savunmada yok galiba. Bize buradan öyle gelmiş. Şimdi fazlasıyla risk almaya başladılar. Topa gerekirse iki tane oyuncuyla baskı yapıyorlar. Burada bizim için önemli olan o diğer dört adamın doğru yerleşimle savunmadaki kalan o üç oyuncuyu yardıma gelmeyecek şekilde aralarda koşturarak pot altından kolay sayıya gitmek olması lazım. Ömer Aşık ilk serbest atışı kaçırdı. 9'da 9'da başlamıştık. 7'de 2'yiz. Son 9 atışta ikinciyi de kaçırdı. Rebound mücadelesi ve Borussis'te kaldı. Ersan'ın ayakla müdahalesi. Şimdi biraz Potris ve Borussis'e dikkat etmek mantıklı. Şu anki Yunanistan takımının 5'ine baktığımızda. Diamantidis, Potris, Kaymakoğlu, Diamantidis, Potris. İlk sayılık atış Potris'ten. Başarılı değil Ersan topu aldı. Yalnız Oğuz'un olduğu tarafı fazlasıyla yükleniyorlar. Bu baskıda Ender'i almak da bir çözüm olabilir. Oğuz Savaş. Kerem Tunçeri. Diamantidis ikili sıkıştırmaya geldi. Kerem Tunçeri, Oğuz Savaş. Hidayet Türkoğlu 3 sayılık atış. Hidayet Türkoğlu başarılı değil. Ömer Aşık faal. Basket faal olmadı. Ah Ömer. Ah. Dirsekler yedi. Şu anda Yunanistan takımı tamamen oyundan kopmuş durumda. Ama şu serbest atışları sayıya çevirmemiz lazım. Doğru söylüyorsun. Yani burada önemli olan bizim doğru hücum tercihlerini yaparak savunmaya dengeli dönmemiz girdi. Evet, evet. Hadi Ömer. Valla hücumda ne olur bilmiyorum ama savunmadaki desteğimiz, gayretimiz devam etmeli. İkinciyi kaçırdı. Bir tane de foulümüz var. Üç tane foul yapma hattımız var. Gerekirse zamandan çalmak için. Kalaitis. Kaymakoğlu. Zisis. Kalaitis. Potsis. Kalaitis. Bravo Hidayet. Bravo Hidayet. 6 saniye 5 saniye kaldı. Bravo. Şu anda pas kanalında elin ne kadar önemli oldu. Yalnız Oğuz orada çabuk yeniliyor. This is. Borussis biraz uzaklardan ama attı. Hidayet'ten gereksiz bir yardım. 73-59. Kalaitis. Ersan Ender'i almak gerekecek herhalde. 6 saniye var yarı sahayı geçmemiz için. Bu arada Erzeroğlu oyuna giriyor. Kaymakoğlu kenarda. Evet, Ender Aslan şimdi oyuna girecek. Çok yerinde bir hamle. Ama iki oyun kurucuya dönmek sanki bu baskıda daha iyi olabilirdi. Evet, Kerem alkışlarla kenara geldi. Hidayet Türkoğlu, Oğuz Savaş, çabuk çıkmamız lazım. Ersan İlyasova şansımız yardım etti. Hakikaten. Sakin olmak lazım. Altı ama 5 saniye saniyemiz var. 6 saniye vardı. Hidayet içeriği zorladı. Oğuz alamadı. Foul yap. Oğuz alıyor. Oh! Kastik foul. Evet. Bunları bekliyoruz. Bekliyoruz. Bunları bekliyoruz. Şimdi
bizim kesinlikle iki oyun kurucuya dönmemiz gereken bir dakika. Çünkü uzun adamın baskısında Oğuz topu getirmek zorunda kalıyor. Bu da bizim hücumda doğru organizasyonu yapmak için hem zaman olarak hem de yerleşim olarak problem yaşamamızı beraberinde getiriyor. Evet, Kalaitis 12'ye indirdi farkı. Kerem Gönlüm oyuna giriyor. Bu düşüşü yaşayabiliriz ama akıllı oynamak gerekiyor. Zisis. Kalaitis. Zisis. Aman savunması devam ediyor. Fotsis. Pelperoğlu. Kalaitis. Şu anda bir problemimiz yok. Savunmamız dengeli. Kalaitis. Fotsis'in smaçı farkı 10'a indirdi. Ender Aslan. Bir şey yok dedi hakem. Ender Aslan. Şimdi bir tane baskete ihtiyacımız var. Hidayet Türkoğlu. 10 saniye var. 24 saniyenin dolmasına Borussis. Yine bir şey yok. Yine bir şey yok. Ömer Aşık. Ferfaroğlu'nun müdahalesi. Hiçbir teması çalmıyorlar. Hiçbirini. Zisis. Borussis. 3 sayılık atış. Başarılı değil. Ersan Çelgi. Bravo Ersan. Ömer'de kaldı. Bir baskete ihtiyacımız evet, var. Evet. Şu anda krizden çıkmak için bir baskete veya foul çizgisine gelmeye ihtiyacımız var. Ersan iyi durumda. Bir organizasyonla Ersan'ı boş bırakmak da mantıklı olacaktır. 10 saniye kaldı. Oo! Çelme taktı. Çelme taktı. Ve basket geliyor. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Mutlaka iki garda dönmemiz evet, mutlaka. Lazım. Mutlaka. Yani şu anda ihtiyacımız o kadar fazla ki iki oyun kurucuya. Bir foul düdüğü de bizi kurtarabilir şu anda. O bu krizden çıkmak için. O gelmez. Hidayet Türkoğlu. Hidayet Türkoğlu. Ersan'a indirdi. Ayağı çizgide. Atışı başarılı değil. Hidayet alamadı. Ersan alıyor. Bravo Ersan. Akıllı bir hücum şansı evet. Daha. Evet. Ender Aslan. 3 dakika 30 saniye var maçın bitimine. Ender Aslan. Dışarı çıkardı. Hidayet Türkoğlu. Hidayet Türkoğlu. 3 sayılık basket. Hidayet Türkoğlu. Çok yerinde. Ender'in geri dönüşü. Ama biz yine iki oyun kurucuya dönelim. Perperoğlu. Ayakla müdahale Ersan'dan. Stavrovskas molayı aldı. Fark 11 sayı. 3-13 var maçın bitimine. Evet, tekrar birlikteyiz. Hidayet'in 8. sayısı bu. Evet. Baktığımız zaman Yunan takımının yine üçlük atışlara yöneldiğini gördüğümüz dakikalar. 30 tane üçlük kullandılar şu ana kadar. Sadece 20 tane ikilik. 30'da 10 ile %33 isabetleri var. Şu anda bizim yapacağımız savunma, 2 tane foulümüz var. Gerekirse o 2 foulü kullanalım. Çünkü süre bizim lehimize işleyecektir. Ama kenar yönetiminde mutlaka gerektiği takdirde o ikinci oyuncu kurucuyu Kerem Tunceli oyuna almaya da hazır olması gerekiyor. Zisis. Kaleidis. Zisis. Perperoğlu. Kısa kaldı. Rebound. Bravo Hidayet. Bravo. Acele edecek bir durumumuz yok. Ender Aslan. Ender biraz önce çok akıllıca hücumu organize etti. Hidayet Türkoğlu. Semiyer'den. Aman dikkat, aman dikkat. 11 saniye var, 24 saniyenin dolmasına. Şu anda süreyi oynadığımıza göre fazla pas yapmamızı gerektiren bir durum yok. Hidayet'in ya da Ersan'ın ikili oyunda pozisyon üretmesi gerekiyor. Ender Aslan, faul ya! Ey Allah'ım. Ender Aslan, 4 saniye. Hidayet Türkoğlu, 2 saniye. Hidayet Türkoğlu, atışı başarılı değil. Rebound mücadelesi Borussis'te kaldı. Dönmek lazım geri. Şu
iki faulümüzü bir kullansak. Vissis, Borussis, Kaleitis, Kaleitis, Potsis, Kaleitis. Üç sayılık atış Kaleitis'ten, rebound'ı alalım. İşte. Evet, Borussis'ten çıktı. Şu anda bizim için önemli olan topu dengeli hücum edeceğimiz orta kısımda tutmak. Çok forvete taşımamamız gerekiyor. Semih Erden. Semih kendi getiriyor, aman Semih. Çok mantıklı bir karar. Kerem Gönlüm. Enler Aslan. Hiç aceleye gerek yok. Hidayet. Zisis var. Boy avantajı var Hidayet'in. Semih'ten perdeleme istedi. Borussis önünü kesti. Hidayet 3 sayılık atış. Başarılı değil Borussis. Faul yapmak lazım. Evet. Bizde. Bizde. Bu sırta tırmanma kalktı galiba değil mi? Şimdi tabii orada hakemler genellikle topa baktığı için alt tarafta ne olup ne bittiğini çok takip etmiyorlar. Kajewicz bir mola aldı. İyi bir mola. Orta sahaya gelecek top böylelikle son 2 dakika içinde olmamızdan dolayı. Evet, İhsan Bayülken 1.54. Evet. Dünkü Porto Rico maçını hatırlarsan Yüksel Brad her oynanan ikili oyunda uzunun bütün temaslarında foul çalıp Spanulis'in foul çizgisine gelmesini sağlamıştı. Aynı pozisyon biraz önce Hidayet'e oldu. Hiçbir şekilde hayat devam etti. Yani burada bir standartın olması lazım. Evet, şimdi Kerem Tunçeli de oyuna giriyor. Ersan 4 numaraya geçecek. Semih Erden kenara geldi. Bravo Ersan. Bravo Ersan. Hakikaten çözdü olayı. Topu çıkartamamıştık yoksa. Ersan İlyasova. Potsis'in baskısı var. Gardların biri gelip topu alsa iyi olur. Ender Aslan. İkili sıkıştırma vardı bir an için. Ender Aslan. Ender dışarı çıkardı. Kerem Gönlüm. 6 saniye. Faul. İlk defa. İlk defa. Zaten Jünger Brandt değil. Faul hakkı doldu Yunanistan'ın. Evet. 1 dakika 34 saniye var. Satsaris'in de 3. faulü bu. Şimdi onlar biraz daha risk alacakları için topu oyuna dengeli sokmak bizim için önemli. Ersan İlyasova, Potsis var karşısında. Kerem Tunçeri. Son 1,5 dakika. Zisis'in baskısı var Kerem Tunçeri'ye. Ersan perdelemeye geldi. Kerem Tunçeri. Şimdi Potsis var karşısında. 10 saniye kaldı. 24 saniyenin dolmasına. Kerem Tunçeri içeriği zorladı. Kerem'in atışı başarılı değil. Rebound i̇şte. Mücadelesi. 3 evet. saniye var. 3 saniye var. 24 saniyenin dolmasına. Burada gerekirse 24 saniyeyi dolduralım ama dengesiz atış yapıp geriye onlara avantaj sağlayacak şekilde dönmeyelim. Ve hala 2 faulümüz var. 2 tane faul yapma hakkımız var. Hidayet fake'ine cevap aldı. Hidayet. Hidayet'in atışı başarılı değil. Çok hızlı geliyorlar. Kerem geri koş. Faul yapabiliriz. Kerem Tunçeri faul yaptı. Atıştan önce olması lazım. Bravo Kerem. 1-0-5. Evet. Üçüncü takım faulümüz. Hala bir faul yapabiliriz. 76-65. Şu anda yine alan savunmasına döndük. 32'de onlar üst sayı çizgisinin gerisinden. Zisis, Kerem karşıladı. Kaleiris, Zisis boş kaldı el üzerinden. 3 sayılık atışı başarılı değil. Kaymakoğlu, bravo Kerem Gönlüm. Çok zamanında çeldi. Çok zamanında. 8. reboundı. Kerem belki sayı atmadı ama. 26. Herkes ayakta. Herkes ayakta. Biz de alkışlıyoruz. Son 40 saniye. Ender Aslan, Kerem Tunçeri, Zisis var karşısında. Kerem Tunçeri, 5 saniye kaldı Kerem. 3 saniye Kerem. Kerem'in 3 sayılık atışı başarılı değil. Rebound Ender Aslan. Son 25 saniye. Türkiye namağlup yoluna devam ediyor. Grup C'de Hidayet Türkoğlu 76-65. Alkışlar 12 dev adama. Son 14 saniye. Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri. Son 8 saniye. Kerem Tunçeri, ikili sıkıştırma geldi. Kerem Tunçeri,
3 sayılık atış. Kerem Tunçeli atışı başarılı değil. Kerem Gönlü'nün smacı geçerli değil. 76-65 Türkiye Yunanistan'ı yeniyor. Savunmamızın zaferi devam ediyor. Bugün yeni bir öykü ve ikinci yarı yenen sadece 26 sayı. Evet, güzel görüntüler. Oyuncular birbirlerini tebrik ediyorlar. Sonuç itibariyle bizim milli takım için önemli olanın 70 sayının altında rakipleri tutmak olduğunu söylemiştik. Bugün üçüncü maçımız ve Yunanistan gibi çok değerli kısa oyuncular olan bir takıma karşı, penetresi şutu olan takıma karşı 65 sayıda tuttuk. Tanyevic'in efsane 1-3-1'inden sonra yeni bir alan savunmasını da bu şampiyona da sahneye koydu. Evet, müthiş görüntüler. Ankara Spor Salonu'nda sadece 3. galibiyetimiz. Çok önemli bir galibiyet ama sadece 3. galibiyetimiz. Yarın Porto Rico var, İhsan Bayülken. Evet, yarın Porto Rico var. Porto Rico daha tehlikeli bir takım çünkü ne zaman ne yapacakları belli değil. Ama bizim için önemli olan yarın yeni bir gün olduğunun farkında olmamız. Milli takımımız da bunun fazlasıyla farkında. Herkes rolünde neyse onu yaptı. Evet, hep birazdan söylüyoruz. Dağ başını duman almış. Şimdi tam zamanı. Sözlere gerek yok hocam. Bugün milli takımımız herkesin kırmızı giymesini istemişti maça gelirken. Çoğunluğun uyduğunu görüyoruz ama yarın herhalde bu tribünler kıpkırmızı olacak. Evet, hemen sözü Irmak'a bırakıyorum. Murat Murat'ın